Sevgili seyirciler, Pegem Akademi'nin katkılarıyla hazırladığımız programımıza tekrar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Türk dünyası gönüllüsü çok kıymetli bir misafirimiz var. Gazeteci, siyasetçi ve İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Seyfullah Türksoy. Kilit Noktası'na hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nihat Bey, ben 30 yıl aşkın bir süredir gazetecilik yapıyorum. Araştırmacı gazetecilik yapıyorum. 1985 yılında mesleğe atıldım. 1993 yılında TGRT televizyonu kurucular arasında yer aldım. Ve mesleğe başladığımdan beri ilgi alanım daha çok Türk dünyası oldu, Orta Asya oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığı zaman o bölgelere ilk giden gazetecilerden biri oldum. Evet, ilk oldum diyebilirim. 93'te özel televizyonların yayına başlamasıyla beraber o coğrafyayla ilgili sürekli programlar yapmaya başladık. Şu ana kadar da mesleğimi sürdürüyorum. Şimdiye kadar 110 civarında ülkeye gezdim. Bunun çoğunluğunu tabii Orta Asya Türk dünyası oluşturuyor. Sadece bildiğimiz 7 Türk devleti değil, çok sayıda Türk toplulukları var. Özel cumhuriyetler var. Hiç adı sana duyulmamış Türk boyları var Sibirya'da. Efendim işte Doğu Türkistan'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da bunların hepsini az çok tanımaya ve tanıtmaya çalıştım. Tabii şimdi artık kapılar açıldı, yollar açıldı, giriş gelişler kolaylaştı. Bu tarz programları yapanlar çoğaldı ama bizim o ilk yaptığımız şeyler daha çok akılda kalan işler oldu. Bilinmeyen konuları gündeme getirmeye çalıştık. Mesela Atilla'nın Tuna Nehri'nin ortasında olduğu varsayılan Atilla'nın mezarını gündeme getirdik. Şimdi tarihçiler bu konuyu araştırıyor. Bakü'de son Osmanlı Nevruz Dede ile bilinmeyen 1918'li yıllara dönmüş olduk. Kafkas İslam Ordusu, o dönemde Ermenilerin yaptığı, bölgede yaptığı katliamlar. Yine 1944 yılında Stalin'in Batum'dan Orta Asya'ya sürgüne gönderdiği sürgün Karadenizliler. İşte Kırım, Karadeniz, diğer Ahıska Türkleri bunları gündeme getirdik. Ki Ahıskalılar çok önemli, çok mazlum bir topluluk ama Türkiye'de bilinmiyordu. Ahıska Türkleri kimleri Mesket Türkleri diyordu, kim Misket Türkleri diyordu, kim Alaska Türkleri diyordu, Alaskalılar diyordu. Onları gündeme getirdik. Dolayısıyla Türk'ün bilinmeyen soydaşlarımızın, bilinmeyen Türk boylarımızın yaşadığı her coğrafyaya ulaşmaya çalıştık. Sibirya'ya kadar, Başkurtlara kadar, Tuvalılara kadar, Hakaslara, Altaylara kadar. İlklere imza atmaya çalıştık. Dolayısıyla zannediyorum son 25-30 yılda bu anlamda bir takım hizmetlerimiz oldu. Bunu hem görsel yayıncılık anlamında yaptık hem de çıkarmış olduğumuz dergiler vasıtasıyla yaptık. Şu anda programımızın ismi bildiğiniz gibi Türk Söyle İpek Yolu'ydu. Dergimizin adı İpek Yolu, Türk Söyle İpek Yolu. Yine bir grup akademisyen dostumla beraber kurmuş olduğum İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi var. Orada da yine akademik anlamda çalışmalarımız sürüyor. Düzenlemiş olduğumuz sempozyumlar, çalıştaylar ve diğer etkinliklerle yine Türk dünyası ile ilgili faaliyetlerimiz sürüyor. Son 3 yıl önce de Dünya Karapapak Türkleri Birliği'ni kurduk. Kendim de bir Karapapak Türk'üyüm. Ama Dünya Karapapak Türklerinin faaliyetlerini sadece Karapapaklarla sınırlamadık. Bizim yaptığımız bütün etkinliklerde bütün Türk dünyasının renklerini buluşturmaya çalıştık. Kırgızından Kazan'a, Özbeğinden Türkmen'e kadar, Uygur'undan işte Tuvalısına kadar birçok soydaşımızı o etkinliklerde buluşturmaya çalıştık. Bu anlamdaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah. Hocam abi, ben bir soru sormak istiyorum. Hazır böyle Türk dünyasını çok iyi bilen bir insan. Merak ediyorum yani hep şunu söylerler işte Azerbaycan kardeş millet, kardeşler, iki ayrı devlet ama tek milletiz. Ben daha geniş yelpazeden bir soru sormak istiyorum. Hani Türk dünyasını için çok iyi analiz eden birisi olarak, gazeteci olarak, iş adamı olarak. Bütün o coğrafyayı baktığınızda, Türk dünyasına baktığınızda, Türkiye için tek cümleyle özetlerse, Türk dünyası, Türkiye'yi nasıl görüyor? Şimdi Türk dünyasının her köşesinde bakış biraz daha farklı. Azerbaycan cephesine baktığımızda, müthiş bir Türkiye sevgisi görürüz. Ve kendilerini Türkiye'den asla ayrı görmezler.
O anlamda bir millet, iki devlet sözü Türkiye ile Azerbaycan için mükemmel derecede tam böyle oturmuş bir cümledir. Azerbaycan'da şu anda hemen her evde Türk televizyonları izlenir. Türkiye'deki bütün gelişmeleri birebir takip ederler. Ve hangi Azerbaycan Türküne sorsanız kendisini Türkiye'nin bir parçası olarak görür. Hangi Azerbaycan Türküyle konuşsanız öncelikli hedefi Türkiye'ye gelmektir, Türkiye'yi görmektir, Türkiye'de yaşamaktır. Dolayısıyla müziğimiz, kültürümüz, yemeğimiz, renklerimiz, soluduğumuz oksijen hep aynıdır. Dolayısıyla duygusallığımız da aynıdır. Diğer Türkler için mesela bir Kazaklar, işte Kazaklar. Şöyle tabii şimdi oralar biraz uzak kalmış bize. Uzak kalmış. Sadece 70 yıllık komünizm döneminin uzaklığı değil. Onun öncesinde Çarlık Rusya'sının doğurduğu uzaklık var. Yine belli dönemlerde Çin istilası olmuş. Sıkıntılar yaşamış bölge. Dolayısıyla kopukluklar olmuş. Biraz da o Rus propagandası, Rusların yapmış olduğu uzun yıllar komünizm döneminde yaptığı propagandalar biraz bizden uzaklaştırmış oraları. Ama oralarda da müthiş bir şey var. Yani o kırsal bölgelerine gittiğinizde yaşlı Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler der ki yani ben çok yaşadım ve çok da duygulanmışımdır o anlarda. Biz Türk atanın balalarıyız. Özellikle bu büyük şehirlerden ziyade kırsal bölgelerde. İşte ülkelerin taşra kısımlarında, yaşlılarda bu duyguyu çok yoğun olarak görürüz. Şu anda da son 20-25 yıl içerisinde de mutlaka bir şeyler yapıldı. Türk dünyası adına güzel dostluklar, ilişkiler, kültürel münasebetler, ekonomik, ticari münasebetler kuruldu. Türkiye'ye gelip gidenler Türkiye'yi daha çok seviyorlar. Türkiye'yi bilenler. Türkiye'yi bilen, bilmeyenlerin bir kısmı hayalinde bir farklı bir Türkiye yaşatıyor ama büyük çoğunluk Türkiye'yi seviyor, büyük çoğunluk. Özellikle bütün o işte Türkmenistan olsun, Kırgızistan olsun, Kazakistan olsun, bütün bu coğrafyada Türkiye'ye karşı bir sevgi ve muhabbet var. Abilik vasfı var değil mi onların gözünde? Kardeşlik diyelim. Kardeşlik ama Türkiye'yi hep bir önce olarak görüyorlar, önce olarak görüyorlar. Son yıllarda bu biraz daha gelişmeye başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Özbekistan'daydı ve Özbekistan'ın yeni devlet başkanı Şevket Mirzazoyev de çok verimli görüşmeler yaptı. Orada 25 ayrı anlaşma yapıldı. Düşünün 25 yıllık kopukluk olmuş Özbekistan'la. Ve stratejik bir ülke. Çok önemli. Çok. Özbekistan'ı anlatacağım. Çok önemli bir ülke. 25 ayrı anlaşma yapıldı. Pek çok alanda. Turizm, enerji, tekstil, gıda pek çok alanda anlaşmalar yapıldı ve hedef konuldu. Şu anda 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz ve o 5 milyar dolara çıkacak önümüzdeki süreçte. Böyle bir hedef kondu. Özbekistan çok önemli. Şahsen bana göre son yılların en önemli olayıdır Türkiye ile Özbekistan'ın ilişkilerinin düzelmesi. Çünkü Özbekistan Orta Asya'nın en önemli lokomotif ülkelerinden biri. 33 milyonluk nüfusu var. Müthiş kaynakları var. Petrolü var. Gazı var. Uranyumu var. Yeraltı, yerüstü kaynakları var. Müthiş bereketli arazileri var, tarım var, coğrafyası, çalışkan bir nüfusu var. Özbekistan bir medeniyet devamıdır, bir medeniyetin devamıdır. Tıpkı Osmanlı'nın devamı nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugünkü Özbekistan da Timur İmparatorluğu, Büyük Timur medeniyetinin devamıdır. O yüzden Özbekistan'la ilişkiler çok çok önem taşıyor. Ne yazık ki geçmişte o ilişkiler korunamadı, 25 yıllık bir kopukluk oldu. Ama şimdiki devlet başkanı Sayın Şevket Mirzazoyev Türkiye'ye çok önem veren bir insan. Cumhurbaşkanımız da gitti. Orada çok önemli mesajlar verdi. Yine burada görüşmeler son derece olumlu geçmiştir. Önümüzdeki dönemde Özbekistan'da çok önemli ilişkilerin, önemli gelişmeler yaşanacağını inanıyorum. Aynı şekilde Kazakistan. Kazakistan şu anda çok hızlı gelişen bir ülke. Özellikle enerji başta olmak üzere, yeni Atrava bölgesinde bulunan yeni petrol yataklarıyla, diğer madenleriyle, zenginlikleriyle sürekli gelişen, büyüyen bir ülke. Coğrafi olarak da çok büyük, neredeyse Türkiye'nin 3 katı büyüklüğü var. 17 milyon nüfusu var. Kazakistan'ın da en büyük şansı, Nursultan Nazarbayev gibi gerçekten bilge bir devlet başkanının olması çok büyük bir lütuftur. Allah'ın çok büyük bir ihsanıdır bu bölgeye. Hatta bu coğrafyada ilk bu bağımsızlıklar kazandırıldığı zaman şu anda ismini söylemek istemiyorum ama çok önemli bir sosyolog sohbet etmiştik. Enteresan bir tespitte bulunmuştu. O coğrafyada
en önemli liderlerden biri Nursultan Nazarbayev'dir demişti. Yine bir başka lider de Haydar Aliyev'dir demişti. 91'li yıllardan, 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Ve zaman gerçekten o sosyoloğumuzu haklı çıkardı. Haydar Aliyev gerçekten büyük bir devlet adamı. Azerbaycan'da çok büyük işler yaptı. Nursultan Nazarbayev o kocaman Kazakistan'ı şu anda çok iyi bir noktalara getirdi. Ki ben o coğrafyada 90'lı yıllarda, 91, 92, 93 oralardaydım. Oraların nasıl yokluklardan, nasıl sıkıntılardan geçerek bugünkü duruma geldiğini çok iyi bilen bir insanım. Şimdi bu güzel kervana Özbekistan'da katıldı. Ve Özbekistan önümüzdeki süreçte çok güzel gelişmeler kat edecek. Ben buna inanıyorum. Özellikle Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde. Çünkü bizim çok yetişmiş insanlarımız var her alanda. İnşaat sektöründe, tekstilde, gıdada pek çok alanda çok başarılı firmalarımız var. Eminim bu Türkiye için de çok faydalı olacak. Burada da çok ciddi yatırımlar yapılacak. Çok ciddi gelişmeler olacak. Bu Özbekistan'ın inşafına da çok ciddi anlamda katkılar sağlayacak. Ben siyasete doğru aktarayım sohbetimizi. Tabii bu yapılanlar önemli ama bu yapılanların bir maksadı var. Bir Avrasya Birliği. Ne aşamadayız? Yani Türk dünyası bağlamında Avrasya Birliği'ne ne kadar yakınız, ne kadar bu konuda aşama kat ettik? Şimdi Nihat Bey, tabii bunu üzülerek söylüyorum. Keşke biz devlet olarak çok daha önceden hazırlıklı olabilseydik. Düşünün Atatürk, ben başbuğ Atatürk demek istiyorum. Türk dünyasının başbuğu. Atatürk ta 1928'li yıllarda bu gerçeğe işaret etmiş. İşte Sovyetler Birliği içerisinde bizim dili bir, dini bir, kültürü bir kardeşlerimiz var. Gün gelecek bu... Yıkılacak. Evet. 36'da söylediği meşhur söz var. Bu sistem yıkılabilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu mealde söylenen sözler. Bizim şimdiden hazırlıklı olmamız lazım. Dil bir köprüdür diyor, kültür bir köprüdür diyor. Bu anlamda çalışmalar yapmamız lazım. Sonra ne oluyor? 1940'lı yıllarda Türk'üm demek, dış Türkler demek, esir Türkler demek suç unsuru olarak görülüyor ve birçok işte tabutlukları biliyoruz. Evet. Reha Oğuz Türkanlar, işte İhalatsızlar falan, Alparslan Türkeşler. Bunlar bedel ödediler. Hapislerde yattılar. Suçları neydi? Dış Türkler, biz dışarıda Türkler var, bizim soydaşlarımız var, kardeşlerimiz var dediği için bedelini ödediler. Aynı şekilde 1953 yılında Adnan Menderes'in Ali Fuat Başkent onu söyler anlamında büyük bir hatadır de. Yani üniversitelerdeki milliyetçi gençlik de bu yüzden ikinci plan düştü, solcular öne çıktı ve 27 Mayıs belki önlenebilirdi milliyetçi gençlik üniversitede olsaydı da. Çünkü en büyük hatası da Adnan Menderes'in Milliyetçi Parti'yi, yani Osman Bölükbaşı'nın kurduğu işte meşhur Genelkurmay Başkanlığı yapmış Fevzi Çakmakları kurduğu Millet Partisi var. 53'te aşırı milliyetçi olduğu iddiasıyla Adnan Menderes'in önünde kapatılmıştır parti. Hani komünizm mücadelesi adı altında ama aşırılıkların hepsini kapattık ama işte orada bir eksiklik yaşadık. Yani milliyetçi damarı yok ettiğinizde bu sefer de üniversitelerdeki belli grupları belli kategorize ederek belli gruplar belli. Bakın biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz'da en dik duran, birçok grup dik durdu. Evet. En dik duran gruplardan biri milliyetçi kanattı. Evet. Bu kanat sayesinde biz 15 Temmuz'u berzalandık. Şimdi maalesef 1940'lı yıllarda milliyetçilik duygusu çok farklı şekilde yok edilmeye çalışıldı. Türk'üm demek neredeyse suç unsuru haline getirildi ya da dış Türkler demek faşistlikle simgelendi. Düşünün ki 1944 yılında 14 Kasım 1944 yılında 100 bin Ahıska Türk'ü vahşi bir şekilde bir gecede hayvan vagonlarına doldurularak Orta Asya bozkırlarına, Orta Asya steplerine gönderiliyor, çıt çıtmıyor. Evet tamam, dönemin şartları var, ekonomik olarak sıkıntılıyız, Rusya'yla sıkıntıya girmek istemiyoruz falan filan ama bu kadar duyarsız olunmaz. Batum'da bu Karadeniz Türkleri var, Batum'da. Bir gecede alınıp götürülüyor, kimsenin haberi olmuyor. Bunları aradan kaç yıl geçtikten sonra ben buldum, getirdim. Batum'daki Oş bölgesinde, Köpçer bölgesinde yaşıyorlar. Bildiğimiz Karadenizli, Rizeli, Trabzonlu insanlar. Hepsinin dedesinin, babasının mezarı burada. Kimsenin haberi olmamış. Bu bağlamda şunu soracağım. Bu cümle, sizinize bir cümleyi tamamlamak istiyorum. Ya o kadar acı bir olay ki,
Ben oraya kameramanımla beraber gittiğimde yıllar önce bütün yaşlılar toplandılar, ağlamaya başladılar ve duygulanmışlar. Diyorlar ki, ben size demedim mi diyor, Osmanlı bir gün gelecek. Osmanlı da ben ve kameramanım. Yani adamlar o kadar beklenti içindeydi. Afrika'da da aynı söylem var, biliyor musunuz? Afrika'da da var ama bunlar bizim insanımız, biz kendi. Her yerde var, onu söylemek istiyorum. Doğru. Beklenti çok büyük. Çok büyük. Ya bunlar Trabzon'da, Rize'li adam, onlardan bile haberimiz olmamış. Adamlar bir gecede Orta Asya'nın bozkırlarına gönderilmiş. Çoğu yollarda tren vagonlarında ölmüş gitmiş soğukta. Yine 18 Mayıs'ta Kırım Tatarları bir gecede 300-400 bin Kırım Tatarı sürgüne gönderilmiş. Vatanlarından koparılmış. Bir canlı kalmamış o bölgede. İşte bu dediğiniz tarihler NATO'nun en zirve yaptığı dönemde ve NATO kafalı, hani NATO işte müntesibi insanların çok etkisi var bu olayda. Evet. İşte NATO bu olaya nasıl bakıyor? Türk Birliği'ne nasıl bakıyor? Ona şimdi geleceğim. Bu Avrasya Birliği'nden birliğinde kalmıştık. Şimdi hal böyle olunca maalesef uzun yıllar kopukluk yaşandı. Ta ki 1991 yılına kadar. 91 yılında birdenbire Sovyetler Birliği çökünce hazırlıksız yakalandık. İşte o dönemde belki de bizim şansımızdı. Turgut Özal gibi daha pratik zekalı bir insan olması bir avantaj olarak görülebilir. Ama o da çok fazla Türk dünyasını bilen bir insan değildi. Ne zaman Türk dünyası gerçeğini Özal öğrendi? Vefatından önce Orta Asya'ya bir ziyaret yaptı. O zaman gördü, fark etti. Türk birliğini, Türk dünyasının önemini, Türk dünyasındaki muazzam kaynakları, maddi manevi zenginlikleri, Türk dilde, fikirde işte birliğin önemini Özal o zaman fark etti ama bu sefer de ömrü vefa etmedi. Belki de o yüzden şehit edildi, evet, belki de o yüzden öldürüldü, bilemiyorum. Şimdi şu anda Cumhurbaşkanımızın da Türk dünyası gerçeğini daha iyi fark ettiğini düşünüyorum. Devletimizin Türk dünyası gerçeğini daha iyi kavradığını ve fark ettiğini düşünüyorum. İnşallah iyi olacak. 91'de tabii kadrolarımız yoktu. Yeteri kadar kadrolar yoktu. Türk dünyasını bilen insan sayısı son derece azdı. O yüzden belki çok da doğru şeyler yapılmadı. Şöyle diyebilir miyiz? Çok yani da doğru şeyler yapılmadı. Coğrafyayı iyi analiz eden birisi olarak biz de geçen konuşmamızda ben şunu söylemiştim İnan Bey'e. Bizde maalesef iki sıkıntı var. Bir, Orta Doğu'yu bilen, Orta Doğu Araştırma Enstitüsü, kürsüsü dünyaca ünlü isimler yok. Maalesef Orta Doğu'daki Amerika'da var bu enstitüler. Adam Türkçeyi Türkçeden daha iyi konuşuyor. İngiliz ve Amerikalı profesör burada uzman. Şimdi aynı şeyi Kafkas için söyleyeceğim ben. Bir, bizde bir Alexander Dugin gibi dünyada söylemleriyle hani isim yapmış fikir babaları. Beğenirsiniz beğenmezsiniz fikirlerini. Ya Alexander Dugin, İzzet İzzetullah İran'da, Makinder gibi adamlar, yani bu tip isimlerin, evet son dönemlerde işte SETA, işte ASAM gibi kuruluşlar buna benzer fikir çalışmaları yapıyorlar ama hani söylediği bir anda dünyada böyle slogan olacak, mesaj olacak. Yani böyle strateji uzmanlarımız gibi geliyor bana. Yani bir strateji uzmanı lazım bize. Evet, Alexander Dugin Türkiye'ye bile geldi. Merkez işte. Merkez işte. Yani sembolik isimler olmalı. Yani isimler sanki yok. Sadece uzman değil, uzmanları olmalı. Uzmanlar. Çünkü o kadar Türk dünyası çok geniş bir alan. Her birinin ayrı uzmanı olması lazım. Türkmenistan diyoruz. Türkmenistan ayrı bir dünya. Evet. 5 ayrı Türkmen boyu var. Kırgızistan ayrı bir dünya. Kazakistan ayrı bir dünya. Özbekistan ayrı bir dünya. Hepsi çok farklı. Kafkaslar, Kafkaslara uzaktan bakınca ne görürüz? Kafkasya görürüz. Kafkasya'da Kumuklar var, Nogaylar var, Avarlar var, Çeçenler var, Çerkezler, Kabartaylar, İnguşlar. 32 ayrı boy var. 32 ayrı topluluk var. Hepsinin şeyleri farklı. Kültür, boyunlu, düşünce, kültürleri farklı. Dolayısıyla buraları gerçekten bilmek ve giden insanlarımızın da, bürokratımızın, devlet yetkilimizin de biraz bu konuda eğitim görmesi lazım. Aynen. Şimdi gidiyor adam orayı öğrenene kadar zaten 2 yıl geçiyor. 3 yıl geçiyor. 3. yıl sonra da zaten merkeze alınıyor. Aynen. Ya da başka bir yere gönderiliyor. O yüzden verimli olamıyoruz. Bu çalışmamızın büyümesi için daha çok öneriniz olur mu? Ne önerirsiniz? Şimdi benim önerim şu. 91'den bugüne kadar işte bir Türkiye Cumhuriyeti bir strateji doğrultusunda bu coğrafyayla ilgili bazı çalışmalar yaptı. Eksik veya fazla, yarım ya da tam. Artık o stratejilerin değişmesi lazım.
önümüzdeki 25 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık yeni stratejilerin güncellemek lazım. Çünkü o coğrafyalar da değişti. O coğrafyadaki liderlerin çoğu değişti. İnsanın yapısı değişti. İnsanların yapısı değişti, bakışı değişti, internetlerin bir olayı var, teknoloji var. Bu insanlar artık sadece Türkiye değil, dünyanın her yerine gidip geliyorlar. Rusya'daki şartlar değişti, coğrafyanın şartları değişti. Dolayısıyla güncellemek lazım. Yepyeni stratejiler belirlemek lazım. Biraz önce siz çok doğru söylediniz. Mutlaka strateji merkezleri, uzmanların bu konuda sürekli üretim yapması lazım. Sürekli çalışma yapması lazım. Ses getirmesi lazım o ismin. Alexander bugün bir açıklama yapıyor, bir bakıyoruz. Şimdi Türk dünyası ile ilgili, ya biraz da bilmiyorum insanların herhalde hoşuma mı gidiyor nedir? Yüzlerce STK kurulmuş, yüzlerce. Evet. Soruyorsun, çok güzel, hayırlı olsun. Senin ne alakan var Türk dünyasıyla? Gittin mi? Yok, çok seviyorum. Ya seviyorum diyorsun ama bak sen meşgul ediyorsun, insanların bilgi kirliliğini yapıyorsun, yanlış bilgi veriyorsun, yanlış yönlendirme yapıyorsun. Sonra bunun sıkıntısını hepimiz çekiyoruz. Saçma sapan bir açıklama yapıyorsun. Buna da bir son vermek lazım. Buna da bir şey koymak lazım. Aynı bir tercih güzel. Kudüs konusunda da var aynı kafa. Kudüs konusunda da aynı kafa karışıklığı var. Bakın, size çok enteresan bir örnek vereceğim. Şimdi, şu anda Rusya ile ilişkilerimiz gelişti diye seviniyoruz değil mi? İlişkiler bozulmuştu, vizeler kaldırıldı. Şimdi seviniyoruz. Ya Putin şöyle devlet adamı, böyle devlet adamı diyoruz. Bakın ben 10 yıl önce Çeçenistan'a gidip, ya Çeçenistan herkes konuşuyor, Çeçen cihadı, işte şöyle bir, böyle de yani. Nedir bu olay? Gidip merak ettim. Gittim Cumhurbaşkanı'yla tanıştım. Çeçenistan A'dan Z'ye gezdim, dolaştım. Geldim dedim ki arkadaşlar, hayal aleminde gezinmeyin. Çeçenistan'da savaş malaş yok. Sizin hayal ettiğiniz mücahitler, işte şehri kuşatmışlar, ele geçirmişler. Yok öyle bir şey. O mücahitlerin hepsi şu anda devlet başkanı Ramzan Kadyrov'un etrafında kenetlenmiş. Adamlar o birinci ve ikinci savaşın travmasını atlatmaya çalışıyorlar ve yeniden bir diriliş dönemi yaşıyorlar. Artık savaş istemiyorlar. Artık derlenip toparlanmak istiyorlar. Çünkü bir avuç topluluk. Beni anında afanoz ettiler. Burada çok kendi fendi sivil toplum kuruluşları sırtını işte belli yerlere dayayan çok önemli sözde yazarlar, çizerler, kanaat önderleri, hainlikle, ajanlıkla bilmem neyle suçlar. Tehditler de şimdi de çok tehditler aldık bir sürü. Şimdi ne oldu? Döndüler, dolaştılar, geldiler bizim baktığımız noktaya döndüler. Biz o zaman söylüyorduk ya bu olay tamamen CIA'nin bir oyunu. Evet. Rusya'ya karşı CIA'nin de Mossad'ın bir kartıdır bu olay. Birinci cihat, tamam ona bir şey demiyoruz ama sonrası o çocukların katledilmesi, Beslan kampındaki çocukların katledilmesi, tiyatro baskını falan bunlar arka planda ne var? Ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım. Arka planda baktığımızda yine işte küresel güçler, bir takım örgütler ortalığı karıştırıyorlar. Nasıl ki Bağdat'ta işte bombaları patlatıyorlar, orada da farklı şeyler. Vehhabi'yi kullanıyor, başkalarını kullanıyor. Çeçen bunu fark etmiş. Bizdeki hali hayal aleminde geziyor. Diyor ki, verdiğiniz bilgiler yanlış. Diyorum ki ben oraya 8-10 defa gittim, gezdim, dolaştım. Sen neye dayanarak söylüyorsun? Ama diyor ben falan yerde okudum diyor, öyle yazıyor. Şimdi böyle bir mantık, böyle bir mantıkla ne Kafkasya'yı anlayabiliriz, ne Orta Doğu'yu anlayabiliriz. Hayal aleminde sadece hamasetle, boş laflarla, nutuklarla bir yere varamayız. Orta Doğu konusunda ben de defalarca gittim, Orta Doğu'nun birçok noktasında. Sefer Turan'la bilirsiniz. Seferlere birçok sefer gittim. Bizim de eski dostumuz. Evet. Ve gördüğümüz nokta şu. Ya Türkiye'deki o Orta Doğu ile ilgili, Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili, Lübnan'la ilgili kurulan birçok STK'nın bölgeden haberi yok. Hiç alakaları yok. Yani bölgeye adım bile atmamışlar. Sizin o bölgedeki siyasetiniz yönlendirme çalışmaları için ilgili. Ya bu alanda bilgi sahibi bir tane kitap okumuş değildir. Bölgedeki kurulan örgütlerin yapılarını, onların kumanda merkezlerini, onların ilişkide oldukları uluslararası merkezleri bilmeden bir takım çalışmalar yapıyor. Bunlar da tabii bir noktada Cumhurbaşkanımıza, devletin yetkililerine kadar gidiyor. Yanlış yönlendiriyor. Dolayısıyla bu da aynen Türk dünyası ile ilgili sıkıntıyı bu oluşturuyor. Şimdi Çeçenistan konusunda yarım kaldı. Bakın bugün DEAŞ diyoruz. DEAŞ saflarında çalışan insanlar savaşan işte bize karşı
açıkçası İngilizlerin ya da başka güçlerin kullandığı bu insanlar Çeçenistan'da mücahit diye bilinen ya da bizdeki bazı sözde İslamcıların mücahit zannettiği adamlar. Sonuçta yani adamlar orada da kullanılıyor, burada da kullanılıyor. Tabii yanlış anlaşılmasın, o Çeçen cihadı, birinci cihat, o topyekun bir Çeçen halkının direnişiydi. Ben ona saygı duyuyorum, burada yorum yapmak istemiyorum ama o da tartışılacak bir tarafları var. Ama ikinci savaş tamamen bir şey, oyun, bir komplo oyun. Bunu sadece örnek vermek için anlattım. Aynı olay Orta Doğu için de geçerlidir. Orta Doğu için de geçerlidir. Bugün Türk dünyası gerçeği bilinseydi, burnumuzun dibindeki Türkmenlerden bu kadar habersiz olur muydu? Suriye'de 3,5-4 milyon Türkmen yaşadığından habersiz olur muydu? Irak'ta 3,5-4 milyon Türkmen olduğundan habersiz olur muydu? Oralar Osmanlı bakiyesi olan yerler. Musul, Kerkük, işte bütün o bölgeler geçmişte yüzlerce yıl Türklerin yaşadığı coğrafyalar. Türk şehri. Kesinlikle. Şam. Çok ciddi Türk. Ama maalesef Türk dünyası gerçeği Orta Doğu, Orta Asya çok bilinmediği için Suriye ve Irak, Orta Doğu politikalarında da yanlış yönlendirmeler oldu. Yanlış yönlendirmeler oldu. Belki doğru yönlendirmeler olsaydı her şey biraz daha farklı olabilirdi. Bu da ayrıca tartışılacak bir konu. Evet. Peki, az önce konuşmamız arasında geçti. Türkiye, Rusya ve İran çok ciddi anlamda birbirine yaklaşıyor. Bu bizi Avrasya Birliği'ne götürür mü? Avrasya Birliği'ne katkı sağlar mı? Benim şu anda yani benim savunduğum tez şudur. Biz elbette ki Avrupa normlarından, Avrupa standartlarından asla uzaklaşmamalıyız. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu saatten sonra işte Avrupa'dan kopalım, oradan kopalım falan yanlış bir şey. Manifesto'da Tayyip Erdoğan onu vurgu yaptı zaten. Yani bu çok yanlış olur. Çünkü bugün Rusya dediğimiz ülke yönetim şekliyle, standartlarıyla farklı bir dünyadır. İran da aynı şey. Hiçbiri bizim için örnek teşkil edecek ülkeler değildir. Ben strateji davranmanın da hiçbiri değil. Ama hiçbiriyle düşman olmamız da gerekmiyor. Evet. Tam tersi, işbirliğini artırmalıyız. Her şeyden önce komşumuz. İran burnumuzun dibinde bir ülke, Rusya burnumuzun dibinde bir ülke. Artı İran'da 35-40 milyon soydaşımız var, dili bir, kültürü bir, birebir bize ait değerleri taşıyan soydaşlarımız var. Rusya'nın da 30 milyon Müslüman ve Türk var Rusya'da. Rusya da sonuçta aynı zamanda bir İslam ülkesidir. O şekilde bakmak lazım. Rusya'daki o 22 özel bölgenin birçoğu Türk ve Müslüman. Türk ve Müslüman. Yani Kafkasya'ya baktığımızda Dağıstan, Çeçenistan, Ingushetya, Kabartay, Balkan, işte Karaçay, Çerkes hepsi Müslüman. İç kısımlara baktığımızda Tataristan, Başkurdistan hepsi. Müslüman olmayanlar da sonuçta bizim insanlarımız. Altay, Yakut, işte Altay, Tuva, Yakut, Çuvaşistan. Çuvaşlar bir zamanlar Müslümandı, sonra Hristiyanlaştırıldılar. Şimdi tekrar yeniden Müslümanlığa dönüş bazı yerlerde başlamış. Dolayısıyla bunlar da bizim akrabalarımız, amcaoğullarımız, dayıoğullarımız, yeğenlerimiz, atalarımız, Türk atanın balaları. Bu ailenin birer. Bu ailenin fertleri. Dolayısıyla Rusya da bizim çok ciddi anlamda gönül köprülerimiz var. Kültür bağlarımız var. İkincisi biz niye Rusya'yla düşman olalım? Ya da İran'la niye düşman olalım? Emperyalizmin içimize ekebileceği en büyük fitnelerden biri budur. İşte özellikle bazı küresel güçler bizim soy birliğimizi, işte oradaki soydaşlık hukukumuzu dikkate alarak İran konusunda yanlış yönlendirmeler yapabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. İran bizim komşumuzdur. Komşumuza çıkacak bir yangın öncelikle bize zarar verir. Oradaki soydaşımıza zarar verir. Bizim dileğimiz ve temennimiz oradaki soydaşlarımızın kültürel haklarını, ekonomik haklarını sonuna kadar kullanabilmesi ve bu anlamda da Türkiye ile İran'ın dostluk ve kardeşlik münasebetlerini geliştirmesidir. Şu anda da ben şahsen çok ciddi bir sıkıntı da görmüyorum. Türkiye ile İran arasında vize yok, şu yok, bu yok. İran'a gittiğimizde İran'ın her yerinde, Tahran'da, başka yerlerde çok büyük saygı ve sevgi görüyoruz. Rusya'yla da bir sıkıntı olmaması lazım. Ama kabul etmek lazım ki İran, İran'dır, Rusya, Rusya'dır, Türkiye, Türkiye'dir. Hepsinin standartları farklıdır, hepsinin normları farklıdır. Türkiye bunların ortasında apayrı bir köprüdür. Yani Nihat Bey'in söylediği aslında şu, Şangay genişletilebilir.
yani Şangay beşlisi, altılısı vardı ya. Yani daha Türkiye onun içine girip oturaklı hale evet, getirdi. Yani bu bir şekilde bir eylemde kullanabilirim. Ben Şangay, Türkiye'nin Şangay'da olmasının taraftarıyım. Türkiye'nin kardeşlik ilişkileri sadece Orta Asya değil. Bugün Doğu Türkistan dediğimiz coğrafyada da 35 milyon. Bunlar var, onlar da bizim kardeşimiz. Ama bunun yolu bence kavga değil de, kavga etmek, bağırmak, çağırmak değil. Oturup konuşmak lazım. Diplomasi değil mi? Diplomasidir, işbirliğidir, stratejik evet, işbirliklerini çoğaltmaktır. Böyle yaparsak ben oradaki söyleşilerimize daha fazla faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Diğer türlü bazı radikal İslamcı örgütler, radikal bazı örgütler maalesef oradaki bir takım insanları etkiliyorlar. O insanlar bahane ederek başka insanlara zulümler yapıyor. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Tam da sormak istiyorum. Bu kadar güzel coğrafyasıyla, insan gücüyle, bize yakınlığıyla çok önemli ülkeler var. Bunlar da gözlemlediğimiz kadarıyla terör henüz kafa kaldırmadı, baş göstermedi. Bir noktadan sonra buralarda terör baş gösterebilir mi? Bizimle olan ilişkilerimizi bozma ya da o ülkeleri manipüle etmeyelim, terör faaliyetleri. Yani her şey beklenebilir. İşte küresel bir takım güçler, istihbarat örgütleri, güçler her şeyi yapabilir. Geçmişte yapmadıklar şey değil. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Bu ülkelerle bizim çok kalıcı, stratejik işbirlikleri yapmamız lazım. Güvenlik anlaşmaları. Sistematik yapmamız lazım. Sistematik yapmamız yani lazım. Kişilere, çünkü bugün değil de devlet siyaseti. Suriye'de işte varlık gösteren bazı güdümlü maşa örgütler döndükleri zaman başka yerlerde de kendi ülkelerinde de benzer şeyler yapabilirler. Bunlar artık alışmışlar çünkü. Sonuçta parayla yapıyorlar. Buradan geçiniyorlar. Cahil insanlar buradan geçiniyorlar. Her türlü fitneye alet olabilirler, müsaitler. Önümüzdeki süreçte en büyük tehlikelerden biri bu. Ben de onu sormak istedim. En büyük tehlikelerden biri bu. Bu ülkelerde çünkü kaynak var, insan gücü var. Gelişmişliğe müsait, sömürmeye müsait. Türkiye ile ilişkileri ve değerleme toplamaya ve büyük birliğe, Türk birliğinden bahsediyorum. Büyük birliğe müsait bir yapı. Bunu sabote etmediğim birçok şeyde o bahsettiğimiz terör unsurları kullanılıyor. O yüzden diyorum, Türkiye'de Türk dünyası ile ilgili çok önemli stratejik kurumlar olmalı. Mevcut iyi çalışan kurumlar desteklenmeli. Yani sadece işin böyle görünüm kısmında olanlar, yani kağıt üzerinde olanlar değil de, tabela örgütleri değil de, bu işe gönül vermiş, bu işe kafa yoran kurumlar desteklenmeli. Çünkü çok önümüzdeki süreçte, bunu bütün kalbimle söylüyorum, inanarak söylüyorum, Türk dünyası ile ilişkiler gelişecek. Ama birileri de sizin dediğiniz gibi bunu sabot etmek için çok farklı argümanlar kullanacak. Ama biz mesafe alırsak bu daha zor. Biz bunun tedbirlerini şimdiden almamız lazım. Bunun tedbirlerini şimdiden almamız lazım. Tedbirlerini alırsak o tür tahribatlar çok fazla etki olmayabilir. Ama diğer türlü Allah korusun bir terör olayı Türkiye'yle aramızdaki ilişkileri olmuştur. Bozabilir. Yani çok ülkeyle ilişkilerimizi bozabilir. Çok da müsait buralar. Bunun daha somutu ve diplomatik manada gelinen süreçte öne çıkan İran mesela. İran'a yaptırımlar var. Hocam siz vakıfsınız bu konuda. İran özellikle nükleer konusunda şu an ciddi bir baskıyla karşı karşıya. İran'a müdahale belki şartları olgunlaştırıyor. Olgunlaştırmaya çalışıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri onun yaptığı son hamleye baktığımızda İran hamlesiyle özellikle o coğrafyadaki İran'ı bölgeyi nasıl karıştırabiliriz işte hocanın söylediği oradaki Türk nüfusu üzerinden de bir karışıklık. Sadece yani, Türk değil, Arap nüfusu yani, var orada. Arap nüfusu var ama ciddi bir Türk nüfusu var. Ortak nokta evet, Şia kültürü, işte Cafer-i Mesevi'nin artısı var ama bunu denediler. Bunlar 3-4 ay önce denediler, bu Fas baharı yapmak istediler. Ama olmadı, tutmadı. İran'da bu işlerin hayata geçirilmesi çok kolay değil. Çünkü orada ırkın öyle çıktığı bir ortam değil. Orası daha çok mezhep birliğinin üst kimlik olarak. Ama bir senaryo var mı? Senaryo ayak seslerini görüyor musunuz? Siz bölgeye de çünkü çok defa gittiniz. Bununla ilgili ayak sesleri hissediyor musunuz? Elbette. Yani o ayak sesleri olmasa zaten bu tür baskılar ve bu tür şeyler çok fazla yoğunlaşmaz.
Burada bence Türkiye'ye çok büyük görev düşüyor. Türkiye bu konuda net bir tavır oldu. Evet. Kesinlikle. Çünkü komşumuzdur. Stratejik ortağımızdır. Orada yaşayanımız, akrabalarımız var. Kesinlikle bizim tarafımız İran olmalı. Kesinlikle ona katılıyorum. Kesinlikle. Eğer bizim İran'la sorunlarımız olabilir, bu ayrı mesele. Eğer yaşadığımız apartmanda da bütün komşularla ilişkilerimiz mükemmel olacak diye bir şey yok ama kavgada etmemeliyiz. Tabii. Bu konuda İngiliz siyaseti mantığıyla düşünüyorum. Tabii. İran'ın yanında olmalıyız. Kesinlikle burada uluslararası sergilenen bazı senaryoların farkına vararak kesinlikle komşularımızın yanında olmamız lazım. Komşumuzun rejimidir, yönetim şeklidir. Bunlara çok müdahil olmak doğru bir şey de değil. Çok doğru şeyler değil. Zaman içerisinde zaten toplumlar kendilerini yenilerler, sistemlerini yenilerler. Bu halkın talepleriyle alakalı şeylerdir. Buna dışarıdan müdahale, hele iyi niyetli olmadığını bildiğimiz ta okyanus ötesinde yapılan müdahaleler kesinlikle bölgeyi ateş çemberine çevirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bizim artık geçmişten biraz ders almamız lazım. Burnumuzun dibinde Irak var. Burnumuzun dibinde Suriye var, Libya var. Ben Bağdat'a gittim. Yüreğim kan ağladı. Yani o ülkenin toparlanması falan mümkün değil. İnşallah toparlanır. Geçse aynı şekilde toparlanması Suriye, mümkün Şam. Değil. Yani çok zor. Yakılmış, yıkılmış, insanların birbirine güveni kalmamış. Şii Sünni'den şüpheleniyor. Sünni Şia'ya düşman gibi bakıyor. Sonuçta neyi paylaşamıyorsunuz? Neyin şeyi? Ama birbirlerine düşünmüşler. Bir ülke haram edilmiş, mahvedilmiş. Suriye aynı şekilde. Bizim net bir tavır koymamız lazım. Ha, bu ülkelerle dostluk işbirliğini geliştirmek Avrupa'dan, Avrupa'nın değerlerinden, hukuk sisteminden uzaklaşmayı gerektirmez. Kesinlikle hukuk Türkiye'nin öncelikli meselesi olmalı. Bizi biz yapan en önemli unsur hukuktur. Hukukun olmadığı hiçbir yere insanlar güvenmezler. Bakın ben isim vermeyeyim. Pek çok ülkeye gidip geliyorum. İnsanlar kendilerini Türkiye'de daha rahat hissediyoruz. Yani bir yatırım yaptığı zaman diyor ki Türkiye'de oturmuş bir yapı var, bir hukuk var. Benim malıma bir şey olmaz diyor. Kendi ülkesinde aynı rahatlığı göstermiyor. Ülkenin adı önemli değil ama Türkiye'nin böyle bir imajı oluşmuş. Dolayısıyla biz gözümüz gibi sakınmalıyız, korumalıyız. Yani başka bazı ülkelere özenip farklı şeyler yapamalıyız ve hukuk sistemimizi, demokratik değerlerimizi, demokratik kültürümüzü çok iyi korumamız lazım. Aksi halde onu kaybettiğimiz zaman inanın her şeyi kaybediyoruz. Son dakikalarımıza geliyoruz ama ben zirve soruyu sormadan programı kapatmayayım. Buyurun. Böyle bir birlik, bir Avrasya Birliği, Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı bölgedeki bir birlik, çok planlanan ve bölgeyi kaosa çevirecek olan BOP'un, Büyük Ortadoğu Projesi'nin sonunu getirir mi? Elbette. Yani başarılı olursa. Başarılı olursa elbette ki bu işlerini bitirir. Bu birliğin zaten bizim Türk birliğine kastımız şudur. Dilde, fikirde, işte bir. Alfa'da bir... Evet, İsmail Gaspıralı'nın sözleri. Ekonomide, ticarette daha çok iş yapmak, daha çok çalışmak. Fikirde, düşüncede birlik. Biz yoksa toplanalım, aynı devlet olalım, tek bayrak olalım, işte tek kutup olalım falan böyle bir şey zaten savunmuyoruz. Doğru bir şey değil. Her ülke kendi ulus devlet anlayışını korumalı ve yaşatmalıdır. Gelişmesini, kalkınmasını sürdürmelidir ama birbiriyle daha çok iş yapmalıdır. Nitekim bunun emareleri de var. İşte Türkiye'nin şu an Azerbaycan'a yaptığı projeler var. Bakü, Tiflis, Ceyhan var. Trans-Anadolu Gaz Boru Hattı Tarım Projesi var. Bakü, Tiflis, Kars, Demir İpek Yolu Projesi var. Bunların toplam değeri 40 milyar dolar aşıyor. O zaman şöyle dış politika deyip özetleyebilir miyiz? Batı'ya yüzümüzü dönmek, Atatürk gibi dış politika üretmek, gerek birlikte savaş cinayeti formatıyla gerektiğinde Sovyetlerle işbirliği yapmak, gerektiğinde Sardar'da pakt yapabilmek gerektiğinde Avrupa'da. Ne yiyoruz? Bak çok güzel söylüyorsun. Hukuku da oradan alıyor. Çok güzel söylüyorsun. Da baktan alıyor. İşte burada örnek modelimiz var. Atatürk'ün ne kadar büyük bir, dahi bir devlet adamı olduğunu ortaya koyuyor. Modelimiz var bizim. 90 yıl, 100 yıl önceden bunu görmüş, bu gerçeği görmüş. Ve ona göre zaten çerçeveyi belirlemiş. Hocam çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için.
Sayın Seyfullah Türksoy'a çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli hocam. İyi ki geldiniz tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Peygam Akademi'nin katkılarıyla hazırladığımız bir programımızın daha sonuna geldik. Washington'un Türkiye Şubesi gibi çalışan, sözde muhalefet eden kişiler olsa da inanıyoruz ki milletimiz kendi içinde 2000 yıllık kadim devlet mirasını en derininde saklamaktadır. Türkiye geçmişinin gücü ve bugününün stratejisiyle gelecek dönemde çok daha güçlü, çok daha başarılı bir ülke olacaktır. Hoşça kalın, kilit noktasına kilitlenin, hoş kalın, sevgiyle kalın. Hızlı konuştum ki daha çok şey anlatayım. Burada sürenin nasıl geçtiğini anlayayım.